içine teknoloji giriyor. Şu bu yani o şeker bizim bildiğimiz şeker değil. Ekmek bizim bildiğimiz ekmek değil. Efendim glutensiz ekmek tüketin diyor. Ya benim zamanımda kimse gluteni bilmezdi. 50'de, 60'da, 70'de kimse gluten bilmez daha çölyak hastalığı vardı. O da çocuklarda görülürdü. Yetişkinlerde çölyak yoktu. Nereden çıkardınız ya? Yani normal mesela siyez buğdayında, kavlıca buğdayında, kara kılçık buğdayında, kızıl buğdayda gluten yüzde beş, yüzde altıdır. Daha fazla değildir. Dolayısıyla bu tohum, tohum yurt dışından ithal edilen veya yabancı menşeili buğdaylarla yeni çeşit geliştiriyoruz diyenlerde gluten yüzde 12, 13, 14, 15'e çıktı. Ha, şimdi efendim gluten ne yapıyor yüzde %15 15'e çıkarsa şişkinlik yapıyor, hazımsızlık yapıyor ve bağırsak florasındaki e, mikrobiyoloji yani mikrobiyotayı bozuyor. Ha efendim ülseratif koliti tetikleyebiliyor. Çöl yakı tetikleyebiliyor. Yani ince bağırsakta, kalın bağırsakta inflamasyonlar olabiliyor. Neden? İşte bu glutenden. Glutenden dolayı. Nerede benim ekmeğim? Nerede benim atamın ekmeği? Biz boşuna mı kalkıp ata tohumlarımız diyoruz. Milli ve yerli tohumlarımız diyoruz. Biz ona dönmek zorundayız. Yani dönmezsek hocam, dönmezsek bu hastalıklara merhaba diyorsun. Işte o şu anda yani işte obezdir. Dünya diyabettir, tip 2'dir tabii. Bakın gibi. Amerika çok büyük problemleri var Amerika'nın sağlık konusunda. WhatsApp'ta bir gün konuşuruz onu. Şimdi burada söylemek istediğim şey, yani gluten oranı yükseldi. Bu sefer söyledim ya bir programda bak, zirai ilacı yapan aynı firma. Tıbbi ilacı üreten aynı firma. Tohumu üreten aynı firma. Çıkarttın mı %12-13'e gluteni? Aa, ne oldu? Bağırsak florası bozuldu. Ne diyor? Efendim prebiyotik vereceğiz. Probiyotik verelim. Nereden çıktı ya gıda teknolojisine bak sen. Bak onu da kon ya nasıl gıda kontrol ediliyor. E ondan sonra bir bakıyorsun birkaç milyar dolarlık bir piyasa açıyorlar. Neymiş o piyasanın adı? Glütensiz makarna. Glütensiz bilmem ne. Bir de bunun ithalatına başladılar.